Herkese merhabalar. Sizlerden gelen yorumlar bizler için çok çok değerli arkadaşlar. Sizlerden gelen yorumlarda arkadaşlarımız diyor ki... ...derslerdeki kavramlar çok yabancı geliyor, ne yapmalıyız? Biliyorsunuz ki artık işte edebiyat, işte fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, matematik, geometri... ...gerçekten de işin yavaş yavaş e, suyu çıkmaya başladı. Yani hem TET konuları olması, hem de ileride gireceğimiz üniversite sınavında birebir aynen sorulması... ...bu kavramlara çok dikkat etmemizi gerektiriyor. Şimdi... Lisede dersler çoğaldığı için kavramlar da dolayısıyla çoğalıyor. Bilgimiz artıyor. Bu kavramları ezberlemek zor gelebilir ama imkansız değil. İnsan zekası her şey aklına tutabilir ve sizler bu öğrendiklerinize de üniversite sınavlarında ya da okul yazılarınıza çok ciddi başarılara ulaşabilirsiniz. Bunun en güzel yöntemi de dünya hafıza şampiyonlarının kullandığı yöntem yani görselleştirme. Hani mutlaka duymuşsunuzdur bunu kendiniz yapabilirsiniz. Öncelikle hani bir şeyi sürekli e, ee, gördüğünüz zaman aklınızdan çıkmıyor. Yani markalar sürekli olarak televizyonda karşımıza çıkıyor. Youtube'da karşımıza çıkıyor. Instagram'da karşımıza çıkıyor. E, ee, işte otobüste, billboardlarda her yerde görüyoruz. Neden? Zihnimize kazınmaya çalışıyorlar. Bizler de ders çalıştığımız zamanlarda yani masaya oturduk ders çalışıyoruz. Ders çalışırken burada tabii ben tam simetrik çizememiş olabilirim. Ders çalışırken odamızdaki belli yerlere öğrenmemiz gereken bilgileri asabiliriz arkadaşlar. Bunları kendi hazırladığımız haritalarla asarsak emin olun çok ciddi bir şekilde hafızamıza kalır. Yani şunu demek istiyorum. Mesela ben üniversite sınavına hazırlanırken aynen bu yöntemi uygulamıştım. Demiştim ki ya bir dakika ben üniversite sınavına benim kopya çekmeme izin verecekler mi vermeyecekler. Ben kopya çekmeme izin vermeyecekler ama ben sınavda kopya çekmeme izin verilmese bile eskiden sınavlardan önce hazırladığımız kopyalar benim aklımda kalıyordu. O zaman ben de sınava girerken sanki kopya çekecekmiş gibi büyük bir kağıda her şeyi yazarım. Sınavdan önce de o kağıdı tabii ki yanımda getiremem ama her şey aklıma kalır yöntemiyle bilmem gereken her şeyi edebiyatta, tarihte, coğrafyada böyle odamın duvarlarına asmıştım. Yani deftere yazmak yerine, deftere zaten yazıyordum ama bu aklımda kalması gereken sözeldeki, tarihteki, coğrafyadaki, fizikteki, kimyadaki, biyolojik bilgileri böyle duvara yazıyordum. Yani duvara derken büyük kağıtlara yazıyordum. Bu kağıtları yazıp duvara asıyordum. Böylece soru çözerken mesela diyelim ki atıyorum... Bir test kitabından soru çözüyorum. Soruyu çözerken takıldığımda konu anlatım kitabının sayfalarında dolaşmak yerine haritadaki yerini biliyordum. Diyorum ki yani buradaymış. Buradaysa ben buradan rahatlıkla e, görebilirim. Ve böylece o soruyu her takıldığımda haritanın neresinde olduğu zihnime yerleşiyordu. İşte dünya hafıza şampiyonları da bu yöntem uyguluyor. Yani görselleştirme, akıl haritası, e, mind map yöntemini uyguluyorlar anlaşılması zor bilgileri görsele döküyoruz. Ve görseller, kısaltmalar ve bol görselle notlarımızı destekliyoruz. Tabii ki burada siz böyle kuru kuruya düz yazı yazarsanız bu dikkatini çekmez. Ama başlıkları örnek veriyorum siyah renkli. Aklınıza kesin tutulması gerekenleri atıyorum yeşil renkli. Çok çok önemli böyle genellikle zorlandığınız şeylerin yanına kırmızı tiklerle olayı daha da renklendirip daha da akılda kalıcı hale getirebilirsiniz. Ve bir zamandan kazanıyorsunuz. Yani konaltım kitabının içinde ya bu neredeydi ya demiyorsunuz. Bir de konaltım kitaplarında bilgi yaz bu sayfada ya bu sayfada. Yani hatırlama ya bu kitabın buralarında bir yerdeydi diyorsun. Ama diğer türlü ya haritanın şu sağ üst köşesinde ikinci sırada diyorsun. Unutsan bile bir daha bakmak zorunda kalsan bile oraya işaret koyuyorsun ve bir daha bakmıyorsun. Diyorsun ki bu kitap Yakup Kadri'nindir. İşte bu kimyadaki bu formül buydu şeklinde ilerleyebiliyorsun. Dolayısıyla görsel hafıza yatılan bilgileri çağırmak daha hızlı oluyor. Şimdi bununla alakalı az önce söylediğim gibi kendi yönteminizi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Kendiniz yazmanız gerekenleri sanki sınavlarda kopya çekmenize izin verecekmiş gibi. Hatta direkt üniversite sınavına odaklı bir şekilde yani üniversite sınavına girdiğinizde ...benim duvarımda zaten her şey hazır demiş olacaksınız. Hani bazen hepiniz bilirsiniz. Kopya hazırlarsın, çekmesen bile bir huzur verir sana. Yani derse çalışmamış olsan bile... ...ya en, en azından hani notlarımızı çıkardık dersiniz. Aynı şekilde sizi ilgilendiren derslerde... ...fizikte, kimyada, biyolojide, tarihte, coğrafyada, edebiyatta... ...öğrenmeniz gereken bilgileri büyük kağıtlara yazıp... ...bunları da güzel yazıp yani üniversite sınavında kullanacağınız şekilde yazdığınız zaman... ...bunlar hem odanızı süsler duvarlarını süsler veyahut da yanınıza gezdirebilirsiniz. Hem de ileriki sınıflarda da hiçbir zaman unutmazsınız. Yani edebiyatta ya da tarihte öğrenmeniz gereken bir bilgi bir konu anlatım kitapta burada olacak, bir konu anlatım kitapta burada olacak. Ama hep sizin haritanızda şu köşede olacak. Bu da sizin aklınıza kalacak. Şimdiden e, sınavlarınızda ve üniversite yolculuğunuzda başarılar diliyorum arkadaşlar. Erken kalkan yol olur. Şimdiden kendi notlarınızı hazırlayabilirsiniz. Sınavlarınıza başarılar.